Yavaş yavaş bize ayrılan sürenin sonlarına doğru gelirken programımız Çisil Oral'ın hazırlayıp sunduğu her hafta ünlü konukların yer aldığı Aksimetre köşemizle devam ediyor. Cumartesiden sonra, pazartesiden önce içim kıpır kıpır olur seni görünce En sıkıcı yol bildiğin yoldu Biz aksi istikamete doğru ilerleyelim Dönüşü navigasyonumuzda yoktur. Hadi gel hayatına yeni bir emoji ekle. Keyfini sür. Başlıyor Aksimetre. Aksimetre'den herkese merhaba. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili Tolga Tekin bizimle beraber. Tolga Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Koşturmaca devam çok keyifli bir sohbet olacağını biliyorum sizinle. Çünkü hakkınızda araştırma yaparken o kadar çok doneye rastladım ki hepsini sormak istiyorum şimdi. Buyurun efendim, dinliyorum. <laughs> <laughs> Elinden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Çok teşekkürler. Adana Devlet Tiyatrosu'ndan Ankara Devlet Tiyatrosu'na uzanan çok köklü bir tiyatro geçmişiniz var. Bu serüven boyunca sizde en çok iz bırakan oyun hangisidir diye sorarak başlamak istiyorum. Şimdi önce şundan bahsedeyim. 1996 yılında Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra Devlet Tiyatrosu'nun açtığı sınavlara girdim. Devlet Tiyatrosu o zamanlar her 4 yılda bir sınav açıyordu. Maalesef şu anda öyle bir şey yok. Bu sınava girdiniz ve kazandığınız zaman sizin şöyle yaklaşık 8 sene mecburi bir hizmetiniz var. Bu Doğu Anadolu olabilir, Karadeniz olabilir. Tabii. Ve o zaman da 3 tane bölge sınav açmıştı. Diyarbakır, Trabzon, Adana. Ben de Adana'yı kazandım. Ee, yani hayatımın en keyifli, en öğretici, en eğlenceli yıllarını orada geçirdim diyebilirim. Evet, kim o Kim bilir anılarınız vardır Oo, değil mi? İnanamazsınız. Ne hikayeler. Aynen, ne Hele hikayeler. Adana'da. Evet, aynen <laughs> Adana'da. Ee, daha sonra Ankara'ya tayin oldum ve 16 yıldır da Ankara'da e, devam ediyorum. Yani toplam yaklaşık 24 yıl oldu. Şimdi. İlkler çok özeldir ya. Çok. Yani benim de ilk göz ağrım Adana'da oynadığım, ikinci yılında oynadığım e, Powerk için yazdığı, Yunus Emre Bozdağ'ın yönettiği Soytarlar oyunu. Üç kişilik bir oyundu. E, Cüneyt Mete, Savaş Özdemir, bu arada hepsine selamlar buradan. Üç kişilik bir oyundu. İnanır mısınız 22 sene oldu ama hala ve hala her yerde bu oyun konuşuluyor. Biliyorum. Enteresan yani. Ee, hem yaptığım araştırmada da rastladım, size sorulan sorularda da rastladım, Hı -hı. eleştirilerde ve yazılarda da rastladım. Sizlere çok iz bıraktığını aslında tahmin edebiliyorum. Evet, aynen. İzlemiş olabilmeyi çok isterdim. Tabii. Zaten birkaç oyun dışında gerçekten çalıştığım bütün oyunlardan, yönetmenden, ekip arkadaşlarımdan çok keyif aldım Devlet Tiyatrosu. oyunların yeri bende ayrıdır diyorsunuz. Ayrı, tabii. Peki tiyatro yaşamı ve seyircisi bakımından... Ankara ile İstanbul'u birbirinden ayrı kılan en belirleyici özelliği nedir sizin için? Daha sonra Ankara'ya geldiğiniz için sormak istiyorum. Evet, yani ikisi çok farklı şehir. Hı hı. Hem doku anlamında hem de sistem anlamında çok farklı. Şimdi bir kere Ankara'nın çok büyük bir avantajı var. Ankara bu ülkenin ilki. Evet. Tiyatro, bale ve opera anlamında temeli yani. Hı hı. Yaklaşık 71 yıl önce kurulmuş 1949 yılında. E tabi alışık değil kimse böyle bir şeye. İyi. Kurumla beraber seyirci de pişmeye başlıyor artık. Evet. Yıllar geçtikçe. Seyirci de o bilinci, tiyatro bilincini, tiyatro disiplinini elde etmeye başlıyor. İstanbul'a gelince bir kere trafik başlı başına bir sorun maalesef. E, kozmopolit bir şehir karmaşa, kargaşa içinde insanlar koşturmaya çalışıyor, yetişmeye çalışıyor bir yerlere. Ee, tabii bu anlamda zamanında bir yere yetişmeniz çok güç. Mesela özel tiyatrolar, oyunu yaklaşık 20-25 dakika geç başlatabiliyor seyirci geciktiği için. Ama bizim devlet tiyatrosunda böyle bir şey söz konusu değil. Tabii. Çünkü bize şu öğretilmiştir konservatuarda. Oyun saat 8'de başlar. 8'e bir kala değil, 8'i bir geçe değil. Mesela 8'den sonra gelen seyirci maalesef alınmaz. İkinci perde iyi beklemesi gerekir. Ama başka bir disiplin evet. var orada. Ankara'da çalıştığım süre boyunca ben çok az gördüm seyircinin geç kaldığını. Ama İstanbul'da maalesef yani bir eşitsizlik var. Böyle bir şey var. Yani evet. ve şunu da kabul edelim. E, Ankara'daki seyircinin disiplini ve bilincinin İstanbul seyircisinde tam anlamıyla gerçekleştiğini de düşünmüyorum. Biraz önce verdiğiniz örnek aslında çok önemli bir örnekti. Evet. Ee, televizyona dönersek Bizim Evin Halleri dizisiyle başlayan Our House Positions filminin... İngilizcesi. <gülüyor> <gülüyor> Yani çok başarılı işlerle devam etti. Bu arada bizim evin halleri gerçekten çok severek takip edilen bir işti. Ben kendimden de biliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Ee, çok keyifli, çok sıcak, hepimize çok e, geçen ve samimi bir işti o. Hı hı. Ondan Benim de ilk göz ağrım. Televizyonda da o değil mi? Evet, tabii. Soytarılar gibi. Aynen, soytarılar gibi. Ve e, sonrasında da e, çok başarılı <laughs> işlerle devam ettiniz ekran yolculuğunuza. E, televizyonda bir proje seçerken kriterleriniz nelerdir? Ben e, şunu birkaç kez dile getirmiştim. Tiyatroda patron oyuncudur. Sinemada patron yönetmendir. Ama dizilerde patron yapımcı ve senaryodur. Hı hı. Bu böyle, bu, bu gerçek yani. E, şimdi tabii ki benim için de bu geçerli. Öncelikle yapımcının kim olduğunu sorarım. Niye? Çünkü biz oyuncular ortalama yaklaşık 12 saat sette çalışıyoruz. Bu 12 saati de geçiyor. 14 saat, 15 tabii. saat. Yağmur demiyoruz, kar demiyoruz, çamur demiyoruz. Ee, gerçekten çok zor çekimler yapıyoruz. Çok. 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 Ee, tabii bunu yaparken de oyuncunun motivasyonu yerinde olması gerekiyor. Rahat olması gerekiyor. Bunu sağlayacak kişi kimdir? Yapımcıdır. Tabii ki. Ee, senaryoya gelirsek artık Türkiye'de şöyle bir gerçek var bunu kabul edelim. Seyirci çok değişti. Artık kimse yakışıklı erkek ya da güzel kadın görmek istemiyor televizyonda. Evet. Bitti bu kadar yani. Buraya kadar yani. Gerçek oyuncular görmek istiyor artık. Hem gerçek oyuncular görmek istiyorlar, artık güzel hikaye görmek istiyorlar, değişik evet. hikaye görmek istiyorlar. Çünkü bıktılar aynı şeyi görmekten. Değil mi? Ee, bu yüzden de senaryo benim için çok önemli. Önce yapımcı, sonra senaryo. Mesela bu söylediklerinin en güzel örneği de isim vermeyeyim. Bu sezon giren 3 tane dizi diyebilirim. Senaryo çok önemli. Evet, senaryonun önemi zaten hikaye. Aynen işlerin reytinginden de tabii, tabii, e, kendini tabii, çok belli tabii, ediyor. ediyor. Tolga Bey, e, ödüllü bir oyuncusunuz. E, ödül sizi bir oyuncu olarak nasıl motive eder? Şimdi buna klasik bir cevap vereyim. Ee, bizim ödülümüz aslında bu sestir. Hı hı. Gerçek yani en büyük ödülümüz budur. E, çünkü Oyuncular hep soruyorlar ya niçin oyuncu olmak istiyorsunuz? Hı hı. Neden bu mesleği seçtiniz? Bazı arkadaşlarımız benim pek <laughs> ne bileyim saçma bulduğum cevaplar veriyorlar. İşte şu karakteri oynamak, şunu da şu mesleği de o karakterini de oynamak falan. Yok öyle bir şey. Ben şuna inanmıyorum işte. Artık bu yaptığımız şey evet bir meslek ama bunu bu kadar içten yaşamamalıyız. Yani bir doktora oynuyorsanız eve gidip ameliyat mı yapacaksınız? Ya da bir itfaiyeci oynuyorsanız <laughs> yani evde gidip şey mi itfaiye hortumuyla mı gezeceksiniz? Öyle bir şey yok. O iş biter. Çekiminizi yaparsınız. Artık o karakteri düşünmezsiniz. Mesela dünyanın ustaların ustası İngiliz aktör Lawrence Olivier şöyle bir şey söylüyor. ben premierime kadar rolümü düşünürüm. Ama premierden sonra sahneye çıktığımda sahnedeyken köp evdeki köpeğimin mamasını yedim yemedim onu düşünürüm. Oh. Laurence Olivier söylüyor bunu. Nedir? Ee, şey, alkış sesidir ödül gerçekten. Oyuncunun, Şş, gerçek, ödülün, o, oyuncunun gerçek ödülü değil gerçek ödülü ödül. Ama ödül de çok önemli bir şey. Hem motivasyonumuzu sağlıyor hmm. hem de gelecek projeler için size bir sebep oluyor bu ödül. Evet. Bir yandan da aslında bir sonraki e, seçiminizde... E, insanın üzerinde daha seçici olma evet bir tabii, durumu tabii, var. Şimdi tabii, hani mutlaka. böyle bir durumdan tabii. sonra artık daha özenli biraz da yükseltmek e, gerekiyor. Bu aslında Çok doğru bir şey söylediniz. Her ödül sizi daha fazla evet. motive etmeli ve çıtayı yükseltmelisiniz. Yükseltmeli. Çok güzel bir şey dediniz. Bravo. <laughs> Çok mutlu oldum şu anda. <laughs> Burada şöyle de saçma şeylerle karşılaşıyorum sosyal medyada, e, internette. işte ödüllü oyuncu Tolga Tekin şu diziyle anlaştı. Ödüllü oyuncu ibaresinin başında ben kullanmak. Ben ödülsüz değil mi? oyuncu olsa modize giremeyecek miyim? Onu anlamıyorum. Yani ödüllü oyuncu yani ö gibi. Ya onu oraya koymayın işte. Oyuncu Tolga Tekin şu diziyle anlaş. Çünkü ödül çok özel bir şey. Her yerde kullanılmamalı diye düşünüyorum. Ee, aslında biraz da piyasadaki PR çalışmasının bir parçası oluyor evet. belli bir yerde. Yani bu, bir oyuncunun başında eğer ödül almışsa ve ödüllü ibaresini eğer kullanıyorsa biraz daha dikkat çekiyor. Seyircinin evet. dikkatini bu yöne evet. çekmek için. Aa oyuncu ödüllüymüş. Bakayım o zaman. Evet. <laughs> bu, tabii. Çisli aslında bu ödül meselesinde konuşulması gereken bir şey var ki o da bu programa sığmaz çok uzun bir mesele ödül sistemi. Ah, Bunu o da zaten şu anda konuşmayalım. O zaten <laughs> bambaşka bir program, program konusu. ayırmak evet. gerekiyor. O ödül kriterleri. Ne kadar adil, ne kadar adaletli. Kim belirliyor, Tabii, e, jürinin aynen. seçimi e, gerçekten ne kadar doğruyu ve gerçeği yansıtıyor o bence çok ciddi bir problem. Evet ki mesela bu seneki Oscar adayları açıklandı. Bütün eleştirmenler böyle saçmalık olur mu diye yazılar yazıyorlar. Değil i̇şte mi? kime göre, neye göre? Aynen. E, pek çok başarılı ve e, ödüllü <gülüyor> <gülüyor> filmde rol aldınız. Kelebekler de bunlardan bir tanesi. Ben biraz kelebeklerden de bahsedelim istiyorum aslında. E, rolünüzden, süreçten, çekimden, setten, sizde bıraktıklarından. Kelebekler benim hayatımın çok önemli bir parçası gerçekten. Ben Tolga Karaçelik'in ikinci filmi Sarmışı'yı izlemiştim. İnanılmaz etkilenmiştim gerçekten. Yani hem senaryo, oyunculuklar, reji ve demiştim ki yani inşallah bir gün bu adamla çalışmak bana nasip olur. Yani gerçekten bayıldım adama ya. Ve dileğim gerçekleşti. Tolga Karaçelik yeni filmi için benimle tanışmak istedim. Arnavutköy'de bir kafede oturduk. İşte sohbet ediyoruz. Çok sıcak, çok içten bir adam. Çok samim bir adam. Benim için öne, önemli olan da odur yani. Bana filmden çok bahsetmedi senaryodan. Sanki beni o anda birazcık tartmak ya da tanımak istedi. Ee, hayattan konuştuk. Tamam dedi. Bir yarım saat, bir saat sonra. Tamam çok memnun oldum. Ee, tamam konuşuruz. Ben tabii birazcık moralim çıktı. O da Herhalde olmaz falan dedim yani. Bir hafta sonra telefon geldi. Tolga arıyor. Tolgacığım rol senindir. Ee, dedim kutlayalım mı? Ne Tabii güzel ki. Bir an bu. <laughs> Hemen bu akşam kutlayalım dedik. Ondan sonra bir yere gittik. Tabii orada bana senaryoyu ve karakteri anlattı. Çok hoşuma gitti. Çok ilginç bir olay oldu. Ee, yemekten sonra bir mekana gidelim, devam edelim muhabbeti dedik. İşte bir yere gittik. Orada hala bana e, senaryo ile ilgili, karakterle ilgili şeyler söylüyor. Gittiğimiz mekanda. Nazan Öncel ''Gidelim Buralardan'' çalmaya başladı. Tolga bir anda şöyle durdu. ''Nasıl ya? Nasıl yani? Bir dakika. Bu benim filmim müziği, Kelebeklerin.'' ''Aa.'' dedim. ''Evet. Olamaz böyle bir şey. Vay Şansa bak.'' dedim. ''Ne güzel.'' ''Neyse ben bir tuvalete gideyim.'' dedi. Şarkının akabinde, şarkı bittikten sonra grup gün doğarken bir yaz daha bitiyor. Filmin ikinci şarkısı. Aa! <laughs> Tuvaletten koştura koştura yanıma geldi. Oğlum şaka mı yapıyorsunuz bana dedi. Ben nereden bileyim dedim senin müziklerini. Bana söylemedin ki. DJ'yi çağırdı arkadaşımız. Bunları sen niye arka arkaya çalıyorsun? E, çok severim iki müziği de dedi. Benim filmimin yani yeni filmimin müzikleri dedi. Ben dedim ki Tolga bu bir şeyin habercisi. Habercisi bu kadar Güzel bir artık. şey olacak bu evet. iş gerçekten. Neyse daha sonra e, çekimlere başladık. Çanakkale'de çektik. E, muhteşem bir doku. Muhteşem bir doğa. Bademli Köyü'nde. Oh, ya bayıldım. Çok ve, güzel bir ve, Evet. Yani ilerleyen yıllarda mutlaka oraya bir yerleşmeyi düşünüyorum. Gerçekten düşünüyorum. Ciddi ciddi. İnsanları. Muhteşemdi. E, Tolga da film için çok güzel bir yer seçmiş bence. Filmin dörtte üçünü Çanakkale'de çektik. Çok keyif aldık. Daha sonraki e, bölüm İstanbul'da çekildi. Tolga'nın dediği gibi yaklaşık 3 haftada bu işi bitirdik. Daha sonra yollarımız artık ayrıldı. Herkes işine bakacak. Geldik Sundance Film Festivaline. İşte yapımcı aradı dedi ki Tolga gelmek istiyor musun? Çok gelmek isterim ama o sırada Devlet Tiyatrosu'nda oyunum vardı. Maalesef gelemeyeceğim dedim. Ama kalbim gönlüm sizinle ve içime bir şey doğdu. Mutlaka bir şey olacak dedim yani. Neyse o gece geldi. Ben Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyunumu oynadım. Annemde kalıyorum. Eve geldim. Onlar da o akşam ödül törenindeler. Sabaha karşı saat 6-5 buçuk. Telefon çalıyor. Tuğçe. Tuğçe Altu. Benim kardeşim oynayan oyuncu. Hayırdır dedim. Açtım. Tolga! Kazandık! Sandalyesi kazandık! Ben bir bağırdım. La! Ben bir annem hemen yataktan koştu re oğlum ya. ne oldu? Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.